Kıbrıs'tan önce olmanın avantajları. Hiçbir şey. Yani bu yani ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim? İstanbul varken geldik bu cehennemin dibine. Bir de Hatay'dan geliyorum. Buraya aynı şey. Ya hiçbir şey yok ki burada yani. Hatay daha iyi. Ne var Hatay'da mesela? Yemek var. Burada her şey Allah gibi para. Tövbe. Kıbrıslı'ya soran bunu. Rahatlık. Keşke olmasaydı tabii ama rahatlık. İşte sorun neydi lan? Kıbrıs'ta öğrenci olmak, alkol içmiyorsan pek bir şeye fayda etmiyor. Kıbrıs'ta bir şey yok ya. Keşke Türkiye'de kalsaydım dedim yani. Ha şu 1 milyara kitap almazdım ben. Durum lan böyle 1 milyara kitap. Şaka maka bak orayı keselim. Benim de bursu keserler. 1 milyara kitap olur mu yani? Sen ver şimdi kardeşim, elini vicdanına koy. Tamam mı? 1 milyar kitaba para verdin. Canın yanmaz mı? Şurada bir acıma hissetmez misin? Kendimi çok kötü hissederim. Lan kendini çok kötü hissederim. Kısıtlayan olmuyor. Yani böyle Türkiye'de olsak gece 4'te falan çıksak o biraz sıkıntı. Sarkıntılık eden falan. Evet, aynen, suç oranı falan düşük. O konuda iyi. Kıbrıs'ta öğrenci olmanın avantajları ne biliyor musunuz? Bir kere evden uzaksınız. Başka bir ortamdasınız. Daha rahat edebiliyorsunuz burada. Evet. Onlar yani. Buraya bakayım. Şimdi kardeşim Kıbrıs'ta sadece nasıl diyeyim eğlence kültürü biraz gelişmiş. Onun haricinde her şey para. Sterlin üzerinden değil de ev kiralarının Türk parası üzerinden olması daha doğru. Onun haricinde mesela bize kitap parasının bu kadar yüksek olduğu söylenmedi. Bir geldik 1'er milyar para verdik. Maşallah. Gösterin. Ver ya. Şurada 2 milyar para var. Şurada da 3 milyar bak. 3 milyar var da burada. Sen olsan. Tamam o benim olsun. Yok kardeşim 1 milyar para verdik. Çok pahalı gerçekten hani. Su ucuz bir kere. Su gerçekten ucuz hani. 25 kuruşa bile ben su buldum yani. Peynirler 50 lira. Asla peynir yemeyin. Ben alkol kullanmadığım için bana hiçbir şey katmadı. Yani alkol kullansam çok şey katabilirdi. Çok ucuz o konuda. Onun haricinde güzel gezilecek yerler var. Rum tarafına gidemiyoruz ama orada da çok güzel şeyler varmış. Kaçak olarak gidebilirsiniz. Ev kiraları yüksek. Geçen sene 2+1'de 300 sterline kalıyordum. Bu dönem 2+1'de 450 sterline kalıyordum. Anlatılmaz yaşanır. Hem ucuz, bana hiç pahalı gelmiyor Kıbrıs. Hem taksi yönünden ulaşım. Taksiler Türkiye'deki gibi değil yani. Son model araba geliyor. Çok cüzi bir miktara ulaşımı sağlıyoruz. Herkes alkolik. Evet, herkes alkolik içiyor herkes. Hiçbir avantajı yok ki. Pahalı bak, çok pahalı. Buraya baksana Allah'ın utunduğu yer. Havası falan güzel. Adım attığın anda arabalar duruyor zaten. Güzel bir şey yok. Evet. Onun dışında bir şeyin yok. Biz bir çalışsaydık öyle sorsaydınız. Çalıştın mı? Evet çok ders çalıştım ama yine aptal gibi buraya geldim. Tutmadı çünkü. Öyle. Avantajları alkol çok uygun. Ben de alkol kullanan birisiyim. Dezavantaj olarak yolları çok kötü. Araba kullansaydım çok şikayetçi olurdum. Trafik çok fazla. Kıbrıs'ta okumanın avantajı. Ailem yanımda olduğu için daha rahat ediyorum. Mesela evime gidince annem yemeğimi hazırlıyor falan. Özelde okuyorum, burada okuyorum. Oradaki masraf...